Yakışıklı popçu beklerken. Adam bizim yazdığımıza, çizdiğimize bakmıyor. Ben dedim, boş verin dedim, alayım bir pantolon ceket, çıkayım gideyim, ne olacak dedim. Gider daha da taşta söylerdik, ne olacak? İşte öylelikle... Anadolu'da nice böyle cevherler vardır yani. Evet. Onun için mesela akademisyenler başım yüzümüzün, her zaman söylemişimdir. Ki şu anda da ben bir eğitim kurumunda halk müziği korosu çalıştırıyorum. Aynen öyle. Ama mutlaka sahne tozunu da yutması lazım sanatçının. Şimdi senin okulda çalıştırdığın çocuklar aynı zamanda hem enstrüman çalıyorlar hem de ses eğitimi alıyorlar. Aslında çok şanslılar İbrahim Erkal'la çalışıyor olmaktan. Çünkü sen onları orkestrana da alırsın, vokaline de alırsın. Tabii, şimdi bir şekilde sahneyi seninle çok rahat tadarlar. Orada şu anda işlerinden birisinin bir albümünü hazırlıyoruz. Bir öyle mi? Wow. Çağlar hocamız var burada. Şimdi halk müziği dalına bakıyoruz. Bizim burada Türk Sanat Müziği var. Hı hı. Türk Halk Müziği bölümü var. Hepsi ana bilim dalıdır. Türk Tasavvuf Müziği var. Vav wow, çok güzel. Tabii. Bu arada Türk Sanat Müziği'nde çok güzel okuyorsun. Okuyacağız ciddi şimdi. Güzel okuyorsun. Lütfen bize onu da oku yani. Ondan da okuyacağız. Bir tane de bana bak sürekli. Aa, benim programım istekler benden. Ah yalan dünyayı istiyorum bir de senden. Biz, değil mi? Kaç yıl oldu kız? 17-18 yıl oldu. Aynen. Ya. Ben isteyeyim bari değil mi? O kadarcık isteme lüzum olsun. Sen o zaman olsun. Kısa donlan işte sabah bir şeyleri sunuyordun. Hatırladığım bu. Aynen. O zaman elimden bu zaman. Çok neşeliydi ya. Aynen. O zamanlar daha bir şeydi. Kalkardık, kalkamazdık. İşte akşam dizi çekmişiz. Ben dizi setine de gelmiştim var. Hatırlıyor musun? Ne kadar mesela tabii. Bir arada gerçekten çok dizi çekiyordun. Hem sahne hem dizi hem klipleri o arada çekiyordun tabii canım. Falan. Helal olsun yani. Tarabya'nın tadını aldın mı sen şeyde? Almaz mıyım ya? Aksaray'da. Almaz mıyım? O tadı aynen. Veriyoruz ama değil mi? Aksaray'da sahne alıyor. Gerçekten orada onu hissediyorsunuz. Çıkıyor, herkes oynuyor, bir eğleniyor, şey söylüyor. Olarak da güzel. Komşum da Ümit abi, Ümit aynen. Besen. Aynen, Ümit Besen'e ben gittim. Yani ha Tarabya ha burası oldu, ikimiz de yan yana duruyoruz. Ümit Besen'e kırgınım, burada kendisine söylüyorum Ümit yani. Ümit abiyi severim. Ya erken, çok erken bırakıyor sahneyi. Ha, erken inip gidiyor. Şimdi ben... O gençleşliyor onda. Yani Ümit abi olacak iş mi yani? Şimdi bak o kadar da uzun yoldan geldik ki varmış diye sahnede görünce gazetede. Sonuna gitmişsin. Hemen ya, gittik çıktık sonuna. Allah dedik yetiştik falan. Oturduk indi. Ben 12'den yani sonra çıkıyorum kaça kadar? 4-4.5'a kadar sürüyor aynen. Herhalde. Daha yani biz. Bir de iki bölüm yapıyoruz biz. Helal tabii. Olsun. Bir de gelen çok da konuklar oluyor. Herkese de sahnesini zaman, veriyor. Yani, çoğusunu mesela sanatçılara da ayırıyorum. Yani. En az bir 7-8 parça da 10 parça da ona söylüyorum. Tabii tabii. Onlar da bayağı sahne oluyor. Yapıyor. Gelen de isterse renk sahne oluyor. Yapabilir renk yani. Renk oluyorlar. Güzel. Telefonlarımız devam ediyormuş. Merhabalar. Günaydın. Alo. Alo. Kurbani. Kurbani. Tamam Kurbani. Ne güzel isim ya Kurbani. Demek ki aile nasıl mutlu olduysa siz geldiniz diye. Tabii onu söylemiş efendim, direkt. İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Bey selamlıyorum. Aleykümselam. Biz de selamlıyoruz sizleri efendim. Günaydınlar. Orada soyadımda bir yanlışlık görüyorum. Hemen, Akbaş. Akbaş. Düzeltiyoruz. Akbaş, tamam. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. İbrahim Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Kayseri'de misin şimdi? Kayseri'de yaşıyorum. Erzurum, Narmanlıyım. Oho, bu şimdi akrabada çıkar şimdi. Neyse yabancı yere gitmemişsin. Ha Erzurum ha Kayseri. İkisi de soğuk. Aynen yakın. Biri Palandöken'den ötürü soğuk, bir Erciyes'den ötürü soğuk. Orası da çok çekilmez bir soğuğu vardır ha. Gerçek sert soğuğu vardır. Çok sert, çok serttir yani. Orada kalıyorsunuz değil mi? Evet evet bayağı yıllardır buradayız. Ama gönlümüz Erzurum'da, kültürümüz Erzurum kültürü. Çok Kayseri'nin Erzurum'un kültürü yakındır zaten. Bizlerle. Ne güzel. Yakındır kültür, güzeldir. Ben de gelir giderim oraya. Her memleketin kendine has özellikleri vardır. Tak. Mesela Kayseri için hani mantısı yemeklerini falan hiç saymıyorum ama Kayserili biraz sıkı olur da. Öyle değil. Siz orada yaşıyorsunuz, içindesiniz. Öyle midir gerçekten? Kayseriler biraz tutumlu mudur? Siz 93 mühendis misiniz Can? Yani şimdi... Sen orada mı doğdun? Zeki çocuğu okutmazlar. Aa! Esnaf yaparlar. Zeki, yaratıcı gücü, yaratıcı gücü olmayan, becerisi olmayan da okusular ki kendini kurtarsın. Evet, Kayseri'nin öyle bir şeysi vardır, evet. Gerçekten, doğru. Bunu ilk defa duyuyorum. Doğru söylüyor. Aa, evet, çok ilginç. Zeki hiç okutmuyor. Bunlar herhalde siz 93, yani bundan 100 küsur yıl önce gidenlerdensiniz. Ben 48-49 yaşındayım, 45 yıldır buradayım. Ha, tamam. Ne güzel. Ha, amcalarım, akrabalarım Erzurum'da, o gidip geliyorum durmadan zaten. Eyvallah, arada sırada gitsin, ayrım yap. Önümden cevizi çaldılar fazla. Aynen öyle. Bak Hakan aldı onu. Cevizleri niye aldın Hakan? Kendi yiyor.
Ayıp sana. Sanatçını besle azıcık. Şuraya koymuşum ben. Ya arzun var mı? Kurbani. İbrahim Bey, ha. Yok, her türkünü seviyorum. Hepsini ayırmadan dinliyorum. Ama müsait olursanız da hani yaylam hani senin ezlerini söylerseniz. Erzurum türkülerini biriktiriyorum, en son söyleyeceğim. Tamam. Aynen. Erzurum türküleri çok geliyor. Herkes hepsini istiyor. Hepsini komple sonunda söyleyeceğim Kurbani. Tamam İbrahim tamam, Bey. Kardeşim. Kurbani, Kurbani. Hoşça kal. Bu arada Nalan Sezgin Ankara'dan aramış. Sadece şöyle demiş. İbrahim Bey bana bir sevgilerini iletir mi acaba ekrandan? Nalan Hanım burada mıyız? Evet. Hürmetler sunuyorum efendim. Yüreğinizden öpüyoruz. Hayırlı sabahlar. Ankara'ya sevgiler olsun. Büşra Küçük demiş ki istek şarkımız İbrahim Erkal'dan unutmayacağım. Rahşan tekrar demiş ki benim için sevmeyi okur mu? Herkes istekleri söylüyor. Orkestrayı gördünüz. Aa isteğim vallahi ne güzel. Telefonumuz varmış bir taneden. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Alo. Buyurun, nasılsınız? Günaydın Elif Hanım. İyi misiniz Emircan Bey? Evet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz gördüğünüz gibi. Keyfimiz yerinde. Allah bozmasın. Birazdan işe gideceğim. Onun için acele ettim. Bir şarkı istiyordum. Vallahi Allah'tan programımız erken bir de yani. Hiç kimseyi işe gitmeden kurtardık vallahi. Ne istiyorsunuz? Sırılsıklam olabilir mi? Vallahi ne güzel şarkı istediniz. Bunu okuduk mu? Hayır, sırılsıklam okumadık. Tamam, sırılsıklam okuyacağız. Okumadık, tamam. Emircan Bey, işe gitmeden hemen okuyoruz. Evet tamam, 15 dakikam var. Şimdi kahvaltı yapıyorum. 15 dakikanız var. Süreniz başladı İbrahim Bey. Demek ki yani sabah programı yapsak, istekler programı Mustafa mı yapıyordu bir ara? Aynen aynen ama o gece yapıyordu. Sırılsıklam geliyor. Evet, sırılsıklam abi. Hoşçakalın. Gerçekten ben de niye bunu geç bıraktık? Hep bir numara okurduk da. Değil mi? Hareketli çıktık ama değil mi? Aynen öyle. Güzel de hareketli başladık. Bakalım nerede bitireceğiz. Senin
sahnene geldiğimde şunu hissettim. Mesela ben hani direkt İbrahim Erkal şarkısı deyince hemen birkaç tane sayarım. Ama sahnede izlediğim zaman o da o kadar çok şarkı var ki. Çok ciddi söylüyorum bunu yani. 170 küsur. Yani sahnede dinlediğim zaman hepsine hakimdim şarkılarının. Yani gördüğünüz üzere ezberimdeler yani. Yo, sen diğerlerini okuduklarını da bilirsin. Yani. Aynen öyle. Falan bilirsin o tabii şeyleri. Tabii canım hepsi bende var ya repertuar. Hani vokalde şey olursa. Ay kaydırmış gibi olmayayım ayağınızı. Yok. Hayır işiniz falan çıkar diye. Sağlam basıyor da ayakkabı seni de belki de. Sağlam değil mi? Aman Allah hep zaman. Ya yanınıza destek olur falan. Olur, yani olur. İş olur, yorgunluk olur, ses kısık olur. Olur efendim her şey olur. Her dünya. Zaman yardımcı olurum. Yani ben varım anlamında söyleyeyim. Bir şey söylemiyorum. Bulunsun, bulunsun. Bulunsun kesinlikle. Peki okula geldiğiniz zaman ne kadarlık bir süre geçiyor? Yani ne kadar bir eğitim veriliyor okulda? O insanın o işi sevmesine ve... devam ettirmesine bağlı. Biz çünkü genelde herkes oraya gelen, herkesin profesyonel müzisyen olmasını şey yapmıyoruz. Ama müzik hayatta birçok şeyi, kötülükleri senden alır gider. Hı hı. Boş vaktini değerlendireceğin en güzel şeylerden birisi müzik. Aynen. Ne zararsız. Bir araya toplanıp da mesela bizim musikide 9'da iş biter. Dersler biter. Hı hı. Ama toplanılır Fikret Hocam'ın nezaretinde. Meşk. Fasıl yapılır. Halk müziği söylenir, sanat müziği söylenir, çayımız, çorbamız, her şeyimiz vardır. Sadece öğrenciler değil, aileleri de gelirler, otururlar, sohbet eder. Herkes kendi elinden bir şey getirir. Helfine gibi bir şey olur. Ne muhabbet güzel. Olur. Çok keyifli. Sohbet ve muski. Olmasa ne yapacaksın? Kahveye gidiyorsun. Sigara şeylerinde duruyorsun. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Aynen. Çocuğun vakitlerini doldurduğun zaman kötü alışkanlıklara biraz yatkınlığı azalır. Hı hı. Boş bırakırsan çocuğu her şey olur. Peki senin çocuklar ne olmak istiyor? Söylüyorlar mı? Var mı şu anda hayallerinde? Kız öğretmen falan diyor. Oğlan kesici şey belgesel çekeceğim diyor hayvanlarla ilgili. Belgesel mi çekecekmiş? Neyin belgeseli? Hep hayvanları. Hayvanlar alemi. Ot yiyen hayvanların hepsini sayar. Et yiyen hayvanların hepsini sayar. Süper. Denizdeki en büyüğü, en küçüğü, karadaki en büyüğü, en küçüğü, havadaki en büyüğü, en küçüğü. Ben onun sayesinde öğreniyorum. Ben o aslan, çitamite onların hepsini bir zannederdim yani. Bir aslan, kaplan biliyorum işte o kadar. Anam onların çeşitleri var, bu hepsini biliyor. Ne yerler, ne içerler, kim kimine kavga ettiği zaman yener. Helal olsun öyle ona. Diyor, ben büyüdüğüm zaman hayvanları belgeselini çekeceğim diyor. Helal. Ya bir veteriner olsun diyorum, bir şey olsun. Olur kesin yani ya çocukların belirleyici şu zamanlar çok belirleyici olmasa da belli. Uyutmanın en güzel yolu onu aşmak. Peki ister misin senin mesleğini yapmasını? Yok müzisyen olmasını isterim de mesleği yapıp yapmamasını şey yapamayız. Yani şu özellikle şu zamanlarda yani albüm çıkarıyorsun satamıyorsun. Hı hı. Ne yapacak? Daha biz bilişim çağını yakalayamadık. Ya da her şeye yakalandı da müzisyenler yakalayamadı. Hı hı. Yani sinemacılar daha fazla faydalanıyorlar bu internet ve sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Biz şey yapamıyoruz yani 28 yıl önce ilk albümümü çıkaran bir adam olarak, 18-20 senedir de şöhret olarak olan bir adam olarak bize oralardan, o kuruluşlardan gelen para